Durucum günaydın. Dede. Hayırlı sabahlar. Ablaşa. Hayırlı cumalar. Cumcuca. Nasılsınız? Sağ. Sağ ol, iyiyiz. Ay, ön dedi. Neren acıdı? Kolun mu acıdı? Çekmeceleri boşaltıyorsun yine. Ablaşa. Sana hoşça kal. Ablaşa. Kahvaltı yaptın mı? Hadi. Daha yapmadın. Anne poşa gitti. Dede. Dede nereye gitti? Hepsi. Hepsini bitirdi mi deden? Bitirdi. Ne yedi? Şey. Yumurta. Yutuda. Yutuda. Dede. Hani kolunu kaldır bakalım. Kolunun üstüne düştü az önce. Kolum acıyor diyor. Kolunu kımıldatmıyor. Şu öbür kolunu. Niye? Hadi oynat kolunu anneciğim. Artık geçmiştir. Öbür kolunu, öbür. Çok mu acıyor hala? Hala. Hala acıyor mu kız? Ne diyorsun şımarık seni? Seni gibi şımarık seni. Baba işe gitti. Baba işe gidiyor. Ay sinirlendin mi? Ben şimdi çay içeceğim, duru. Kolunu kaldırmıyor hala. Baba işi. Hadi gidelim, mutfağa gidelim. Çay içeceğiz hadi. Hadi çay içeceğiz anne. Anne sonra acıdı. O düzelmiştir artık. Bir saat oldu. Unutmuyorsun da bir şeyi. Canın o kadar az. Anne çay. Hadi çay içelim, gel. Hadi geç mutfağa. Hadi anneciğim. Hoşça kal. Hadi biz anne mutfağa de. Gidiyoruz. Gidiyoruz mutfağa. Durumun en sevdiği yumurta tarzı. Bakın. Babaanneye yeter mi diyorsun? Ne yaptı babaannen sana? İka. Ne yaptı babaannen sana? İka. Bu İka. Buna yeter mi diyorsun? İka. Özür dile babaanneden. Özür dile. İka. Babaannen ama sana yetersiz kaka. Yeter. Nasıl salata yeter salata. Dur ablasını kaldırmaya gelmiş. Uyku numarası yapıyor. Uyuma numarası. Heh, sarıl ablaya sarıl. Niye kalkmıyorsun de? Yapıyor abla. Uyudu. Azra uyudu. Tamam. Sustuk. Ablası uyuyor, sus. Efendim baba. Geliyorum. Dur dedeye bakalım, dede ne diyor. Ocağa yoğurt çorbası koydum, geldim. Rıza da öğlen yemeğine geldi saat 12.30. Dünkü kuru fasulyeyi ısıttım ona, onu yiyecek şimdi. Çorba olarak da bugün aslında yine mercimek yapacaktım, biliyorsunuz Azra çok seviyor. Ama bir anda yoğurda döndüm. Duru da yoğurdu çok seviyor. Artık kafam karışıyor. O onu çok seviyor, o onu çok seviyor. Zaten sürekli aynı çorbaları döndürüyorum hani sevdiklerini yesinler diye. Mercimek, yoğurt, tarhana. Eksik olmuyor bizim evden. Neyse. Yemek ne yapacağız bilmiyorum. Kuru fasulye şöyle iki tabaklık kadar falan var. Zaten Rıza yer onu şimdi. Gene yemek yok. Gene manava çıkmak lazım ama yarın pazar kuruluyor. Pazara gidilecek. Yarın Arife kumanya alışverişi de yapılacak. Zaten emekliler de olsun, Rızalar da olsun. Herkes ikramiyelerini bugün alıyor. Maaşlar da bugün emeklilerin. O yüzden alışverişler yarına kaldı. Toplu alışveriş iyi oluyor biliyorsunuz. Öyle sizler neler yapıyorsunuz? Bayramda nerelere gidiyorsunuz? Biz evlerdeyiz. Yani yapacağımız hiçbir şey yok. Annemler de bu bayram evde. Oraya gideriz büyük ihtimal. Köye gidemezler herhalde babam böyleyken. Hastaneden bugün çıkma durumu var bakalım. Belli olacaktı. Arayacak beni, çıkacak mı çıkmayacak mı diye. Bayramda tutmazlar zaten hastanede diye düşünüyorum. Büyük ihtimal eve çıkartırlar. Ama köye gidemezler herhalde. Bu sene kurban kesemiyor babam. Her sene keserdi. Bu sene kesemiyor. O yüzden gitmeseler de çok bir şey olmaz. Köydekiler buraya gelir. Amcamlar falan. İlla ki babamın yanına geleceklerdir. Babaannemler, amcamlar bir ziyarete gelirler diye düşünüyorum. Ben de oraya gideceğim. Normalde teyzem gelecekti İstanbul'dan. Herhalde vazgeçtiler. Bilmiyorum bakalım onlar gelebilecek mi? Onun dışında bizde bayram evde geçecek anlayacağınız gibi. Neyse bugün var ya aşırı yine sıcak.
Gerçekten sabahtan beri evin içinde dönüyorum. Ortada bir şey de yok yani. Şöyle bir ortalığı topla. Yatak yorganı kaldır. Tuvalet lavaboları yıka. Çamaşır suyunu çok da sıkmadım ama burnumu tıkadı. Genzime kaçtı herhalde çamaşır suyu. Çok kötü oldum böyle. Az önce rengim attı yani. Küçük tuvaleti yıkarken. Neyse şöyle hava aldım biraz. Bu arada arkadaşım gelecekti bugün. Gelemeyecekmiş. Arkadaşı gelmiş Alanya'dan. Eşiyle birlikte onlara gelecekmişler. O yüzden gelemiyorum dedi. Bayramdan sonraya kaldı. Yapacak bir şey yok. Ben de mayayı çıkarmış bulundum. Sabah maya çıkarmıştım. O da çözülmüş. Bir daha onu buzluğa geri koymak olmaz yaş mayayı. Belki az bir şey hamur mayalarım. Ya hamur kızartması yaparım ya da poğaça yaparım bilmiyorum. İkisini de seviyorlar bizim evdekiler. Fark etmiyor. Öyle. Çorbamın altını kapattım. Nanesini de yaktım. Yine mis gibi oldu. Bakın. Durucuk hemen geldi. Sesini duydu herhalde. Anne, çorba kızım. Çorba dediğimi duydu hemen. Şöyle soğutalım da bir tabak çorba içsin bakalım. Azıcık da ekmek doğrarım biraz soğuduktan sonra. Çok seviyor bunu, yoğurt çorbasını. Yani kase kase yiyor gerçekten. Azra da mercimeği aynı şekilde. O da mercimek çorbasını çok seviyor. Fındığımız vardı, dövülmüş kayınvaliden böyle acuka yapmış arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Tam ekmeği sürmelik. Bunu da koyduk saklama kabına. Dolaba kaldıracağız şimdi. Bakalım Duru Hanım. Nasıl seviniyor ablaları? Peçete mi istiyorsun? Kibar Feyzon benim. Peçete istiyor. İstiyor peçe. Su da mı istiyorsun? Çok şey istiyorsun sen. Peçe. Peçetemiz hazır. Suyumuz hazır. Afiyet olsun. Ne vereyim? Tuz da biraz. Tuz mu vereyim? Tuz. Tuzu mu az? Azca. Kız bilmediğin yok gerçekten. Hadi ye bakalım. Su. Anne döküldü. Döküldü işte. Bak böyle yapıyorsun. Döküldü. Döküldü. Aa, bitti. Hadi ye. Hadi ye anneciğim. Afiyet olsun. Duru Hanım biraz babasıyla oyalanırken içeride bir kahve molası verebilirim. Nescafe içeyim. O da birazdan işe gidecek. Öğle paydosu bitmek üzere zaten. Hatta çarşıya inecek. Elektriğimizi açtıracak. Buradan doğru direkt çarşıya inecek. Yeni evin elektriğini açtıracak. Bakalım hayırlısıyla. Rızacığım şimdi elektrik dairesine gidiyor. Elektriğimizi açtıracak. Sayacın numarasını aldık evden. Onun fotoğrafını çektik. Ben de markete gidiyorum. Marketten taze fasulye aldım. Buzlukta var ama onları kışın yiyeceğim. Anne, muz. Evet, fasulye aldı anne. Bir de bulgur aldım. Yarın alacağız zaten de bugünlük. Şöyle küçük bir paket bulgur aldım. Bulgur pilavıyla zeytinyağı fasulye yapacağım bugün. Sen mi temizleyeceksin Duru? Sen mi temizleyeceksin? Anne yapacak bunu. Sen de ablayla otur içeride. Azra ablanla otur anneciğim. Anne Dudu yapsın, Dudu yapsın. Dudu bapsın. Annemle konuştuk, gelirken aradım. Babamı yarın çıkaracaklarmış. Anne bapsın. Anne bapsın, değil mi? Doktor yarın çıkabilirsin öğlen demiş. Doktor bapsın. Ah Duru ah. Her şeyi yapmak istiyor bu. Bebe. Tuz. Nasıl yapılıyor bu yemek? Bir de tarif et hadi. At. Nasıl yapılıyor bu? Soğan, domates. Değil mi? Fasulye bu arada 7'den 5'e düşmüş. Markette bir ara 7 liraydı. 5'ten aldım bugün. Yedi, yedi. Ziyan etme kız. Anne. Ziyan etme anneciğim. Öpücük mü atıyorsun ablalara? Evet. Ne yapalım bunu? Zeytinyağlı yapalım değil mi? Evet. Aslında Duru patatesli çok seviyor. İçinde patates olunca bayılıyor. Nasıl yapalım anneciğim sen söyle. Yok nasıl yapalım sen söyle hadi çiçeğim. Patatesli mi yapalım? Zeytinyağlı mı yapalım? Nasıl yapalım? Böyle ortadan ayırınca ben böyle çok seviyorum uzun uzun. Uzun uzun seviyoruz biz bunu ablaları. Anne, anne,
bağırıyorsun öyle? Ne ses var sende kız? Sende ses. Ne ses var? Çok sesi var. Çok sesin var bugün. Ses. Dur bakalım. Bu arada dün 101'den aldığım story için yazmışsınız. Onda bireyize gerek kalmıyor. Tülcülerde aparatı var. Alıp kornişe takabilirsiniz diye. Rıza'ya söyledim. Şimdi tülcüden alacak gelirken. Baba işe gitti. Unutursa da ben alırım. Yarın çarşı ineceğim zaten. Evet. Ne yapacak çarşıda? Anlat anneciğim. Ne yapacak çarşıda? Baba park. Baba park. Bayram tatlısı ne yapacağız? Aslında fındığımız da var ama hazır yufkadan baklava denemek istiyordum bu bayram. Becerebilir miyim dersiniz? Hiç yapmadım. Geçen bayram görümcem yapmış Yozgat'taki görümcem. Güzel oldu demişti. Ona sorup ben de yapmak istiyorum. Hani gerçi o şey oluyor. Arasına zaten tereyağı eritiyorsun herhalde. İki kat ya da üç kat sarıyorsun. Oklavada rulo yapıyorsun herhalde. Ondan mı yapsam, yine geçenki gibi bal parmak mı yapsam bilmiyorum. Dolma sarıp sarmamakta da kararsızım. Yaprağım hiç kalmadı. Almam lazım. Evdeki yaprağı da tükettik. Yine kimse gelmese de biz diyoruz zaten, hani illa biri gelince diye değil de bizim için de iyi oluyor evde. Bayramdan sonra yine diyete gireceğim bu arada. Bayram da geçsin. Anne, tekrar bir anne, diyet serüvenimiz başlayacak. Acıdı. Neren acıdı aşkım? Çokça. Neren acıdı? Sen şimdi uyuyacaksın. Ben bunu yemeğe koyayım. Ocakta pişe dursun. Bu kısıkta pişerken 2 dakika bunu sallayayım. Tamam mı? Sonra... Geldi mi uykun? Söyle bana. Geldi. Uykun geldi mi? Geldi. Ne kadar uykun geldi? Piş 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 piş. Odada uyuyacağız. Odada. Odada uyuyacağız. Tamam mı aşkım? Anne. Hanım, anne. Çok işin var. Ne yapıyorsun? Babaannen gibi tanelerini mi ayırıyorsun? Anne bebe. Baba böyle tanelerini ayırıyor. Bakar mısınız? Acı. Acı. Niye ısırdın onu? Niye ısırdın? Tane ayıtlamayı nereden öğrendin sen, babaannenden mi? Fasulyelerimi güzel yıkadım. Yine böyle her şeyini çiğden koydum. Azıcık şeker, azıcık tuz serpiyorum. Bir kaşık kadar, hatta ondan bile az salça koydum. Salçayı buna çok koymayacaksınız. Tadını alıyor gerçekten. Domates, soğan çektim rondoda. Kendi suyunda biraz pis. Pişerken şu mutfağımın halısını yıkayayım dedim. Hep leke arkadaşlar, görüyor musunuz? Duru sağ olsun. Hep böyle ya çorba damlatıyor, ya bir şeyler atıyor üstüne, ya çikolata fırlatıyor, ya da ne bileyim. Artık eline ne geçerse yani. Genelde böyle temiz kalmıyor. Ben de sık sık yıkıyorum biliyorsunuz. Şimdi çamaşır tozu serptim. Şöyle ıslatalım bakalım. Thank you.
tertemiz oldu. Astım güneş arkadaşlar. Balkonu da yıkadım. Burada böyle tabi suyu akıyor. Bir kere daha çekip asla çekerim burayı. Zaten iki güne de kurur yani. Bayram sabahı da sererim temiz temiz bakalım. Ben şimdi yemek yiyeceğim. Çok acıktı. Orada pilavım da çoktan pişmişti. Hatta altını kapattım. Üstüne havlu kağıt koymuştum. Valla mis gibi. Şimdi hemence acık çırpayım. Kayınvalidem de acıkmıştır herhalde. Karnımızı doyuralım bakalım. Elifçiğim yine boş durmamış. Mozaik pasta yapmış görüyorsunuz. Kardeşimin en sevdiği akşam çaya gelecekler. Anne! Efendim? Su getirdim. Su mu getirdin? Tamam. Bunu şimdi buzluğa atıyorum. 1,5 saatte donuyor zaten. Saat 6.30'a geldim. Pastamı dilimledim böyle arkadaşlar. Hazırladım. Zaten yeterince donmuştu. Kardeşimle Demet de daha gelmediler. Herhalde birazdan gelirler. Çay da demledim. Arayacağım şimdi bakalım neredeymişler. Vallahi yine harika olmuş. Hemen ucundan tadına bakma. O ilk ucunu kesiyoruz ya. O küçük parça her zaman yeni diyor biliyorsunuz. Neyse dolaba kaldırayım tekrar. Sen bana böyle verdin. Halacığım hoş geldin. Hamza ablasına hediye almış. Ben. Azra ablasına. Aç bakalım Azra. Doğum günü hediyesi almış Hamza ona. Ne almış bakalım? Kaç almış? Oo çok güzelmiş. Her şeyden gelen de buna benziyor. Değil mi? Çok güzel. Sen ne al? Hamza sen bayramlık aldın mı? Ne aldın aşkım? Duru'yu uyuttuk bu arada. Kardeşim yeni geldi. AVM'deydiler. Bayramlık bakıyorlardı. Şimdi kahve içeceğiz beraber bakalım. Bak böyle yapıyorsun. Evet. Bak böyle yani annem ne aldığında. Yakışıklı mı benim? Halasının yakışıklısı. Gördüğünüz gibi Elif kapanış köşesine geldi. Bayağıdır balkonda oturuyoruz. Kardeşimle Demet geldiler. Kahve falan içtik. AVM'den doğru geldiler. Bayağı geciktiler. Bayramlık bakmışlar Hamza'ya. Gelirken Azra'ya da doğum günü hediyesi almışlar. Sağ olsunlar. Biraz oturduk burada sohbet falan. Az önce de kalktılar gittiler. Çünkü İsmail geceleri babamı bekliyor biliyorsunuz. Hastaneye gidecek. Annemi eve bırakacak. Babamın yanına geçecek hastaneye. Bu arada yarın inşallah çıkıyor babam. Bayramda evde olacak yani. Öyle bugün normalde çıkacaktı ama ağrısı olmuş biraz. Doktor demiş ki bugün de yat o zaman. Yarın çıkartırım seni demiş. Evde olması daha iyi. Hastanede iyice bunalmışlar artık. Gündüz annem bekliyor, gece kardeşim bekliyor dediğim gibi. Neyse öyle. Duru Hanım'ı uyuttum yine. Bayağı zaman oldu. Onlar gelmeden uyuttum hatta. Uyanmadı çok şükür. Zaten balkonda oturduk biz de. Başka ne diyecektim size? Bu arada evimizin elektriğini açtırdık. Gündüz söylemiştim. Yeni elektrik açtıracak olanlar varsa söyleyeyim. 241 lira para tutmuş arkadaşlar. Elektrik sayacı üstünüze almak, işte açtırma falan. 241 lira para ödemiş Rıza. Onu açtırdık. Su kaldı. Su saati değişecek. Şimdi artık hep kartlı sisteme geçiliyormuş kontürlüğe. Karta para yüklüyormuşsunuz. Su bittikçe ona para yüklüyormuşsunuz, kontür yüklüyormuşsunuz yani. O sisteme geçeceği için su saatinin değişmesi gerekiyormuş. O artık bayramdan sonraya kaldı. Suyumuzu da açtıracağız. Doğalgazı da artık taşınırken açtıracağız. Onu en sona bıraktık bakalım. Onlar kaldı. Yavaş yavaş hallediyoruz dediğim gibi bakalım. Bugün başka da bir şey yapmadık. Evdeydik zaten gördünüz. Akşam bir markete gittim geldim. Bir iki eksik vardı her zamanki gibi. Onları aldım geldim. Öyle. Ben artık gidiyorum. Biraz daha yine bir kahve yaparım kendime. Otururum şurada biraz daha. Sonra videomu editlerim derken zaten artık Elif mesai bitiriyor. Bugünü de atlatıyoruz çok şükür. Neyse yarın görüşürüz. Yarın Arife şimdiden yine herkese iyi bayramlar dileyim. Yarın da zaten görüşeceğiz ama bayramda da video atarım ben yine. Ben gibi evde geçirenler için bayramı. Sizi yalnız bırakmam. Siz de beni yalnız bırakmayın. Yine inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.